Setre Tekstil, Türkiye ve dünya geneline yayılan mağaza ve satış noktalarıyla, zengin ürün yelpazesiyle, piyasadaki kaliteli ve prestijli duruşuyla modaya yön vermeye devam etmektedir. Bugün Osman Bey'de bulunan toptan mağazalarıyla faaliyet gösteren firma, modanın nabzını tutmayı sürdürmektedir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ünal'dan sektöre giriş hikayesini dinledik. Hayati Beyciğim, önce sizi tanıyalım. Bu işe ne zaman başladınız? Nereden geliyor efendim bu işe? Efendim, bu iş bizim baba mesleğimizdir. Ankara'dan geliyor. Ben 66 yılında askerliğimi yaptıktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da burada kendi firmamı açtım. Şimdi karım, kızlarım, oğlum hep beraber aile şirketi olarak çalışıyoruz. Ne üretiyorsunuz? Ağırlıklı bay, bayan hangi gruba hitap ediyorsunuz? Sırf bayan giyimi üretiyoruz. Nasıl bayan, yani çalışan bayana mı hitap ediyorsunuz? Yoksa böyle daha özel belli gecelerde giyinen kıyafetler mi? Biz her kısma pop havasında her kısma hitap ediyoruz. Evet. Abiye olarak, spor olarak. Evet. Her kısma hitap ediyoruz. İç piyasa %30, %70'i dış piyasa. Firmanın üretmiş olduğu ürünlerin dizayn ve tasarımları kendi bünyesinde yapılmaktadır. Ekibimiz vardır, evet. Dizayn ekibimiz. Onların başında oğlum vardır, kızım vardır. Onlarla beraber orada mallar tasarlanır, hazırlanır, kalıpları çıkar, numuneleri dikilir, okeylenir. Ondan sonra kesimi yapar, dışarıda üretime veririz. Dışarıda fason olarak üretilir, bize intikal eder. Biz de buradan müşterilerimizin beğenisine sunarız. Hayati Ünal, müşterilerin ürün alırken dikkat ettiği hususları şöyle sıraladı. Müşteri hem fiyata, hem kaliteye, hem görünümüne bakıyor. Evet. Haklı olarak yani bizim yaptığımız bir bayan dış giyimidir. Hanımefendiler daima değişik giymek istiyorlar. Daima değişik giymek istiyorlar. Onun için daima değişik yaratmaları lazım. Evet. Bu değişikliği vermezlerse klasik standart. Mesela Setre'nin yaptığı malı kopyalayıp sen de verirsen olmaz. Öbürü 12'ni kopyalar verirse olmaz. Ne oluyor o zaman? Pazarı daraltıyorsun. Yaratıcı gücünle yaratman lazım güzel şeyler. Bizde bakın her gün model üretilir. Yazı kıştan, kışı yazdan yaparlar. Koleksiyonlarını açarlar, sipariş alır, olayı kapatırlar. Bizde öyle şey yok. Bizde günlük yaşıyoruz. Sürekli değil mi? Bizde günlük sürekli. Sezonun son gününe kadar bizde model çıkar üretiriz. Onun için müşterilerimizin ayağı eksik olmaz. Müşteri de bunu bekliyor galiba. Tabii bunu da bekliyor müşteri. Çünkü her gün götürüyor, dükkanına koyuyor. O koyduğu kreasyonlar ne oluyor? Otomatikman o yüzü eskimiş oluyor, tabir ediyoruz. Hep aynı şeyleri gördüğü zaman gelen müşteri, tabii ben bir dolaşayım diyor. Bize başka mağazalara bakıyor. Orada bir şeyler, yeni bir şeyler görebilecek mi? Evet, yani farklı olursanız ilgi görüyorsunuz. Tabii canım, daima farklılığı yaratmanız lazım. Hayati Ünal, yurt dışında ve özellikle Arap ülkelerinde Türk malı ürünlerin tercih edildiğini söyledi. Nasıl peki? Made in Turkey yazısı ilgi görüyor mu efendim? Yaklaşım nasıl? Arap ülkelerinde çok güzel ilgi görüyor. Herkes mesela bizim Setre ünvanımızı yurt dışında, mesela Rusya'da olsun, Arap ülkelerinde olsun, her yerde Setre'ye çok büyük destek veriyorlar. Talep var değil mi? Çok talep var, istiyorlar efendim devamlı. Hatta bizim buradan skıtırlarımız, reklam panolarımız falan, onları falan hepsinin kopyalarını alıyorlar, veriyorlar CD'lerini falan. Evet. Onlar da orada o reklamlarını yapıyorlar. Evet. O reklamları orada kullanıyorlar. Eğer ki Türk malına karşı bir duyarlılıkları olmasa yapmazlar, koymazlar. Made in Türkiye yazısında iş istemezler. Hayati Ünal son olarak maliyetlerin yüksek olduğuna değinerek görüşlerini dile getirdi. Hakikaten Türkiye'de maliyetler yüksek mi? Enerji, vergi, sigorta, bunlar rahatsız. Vallahi şu an rakip olabilmemiz için, rekabet yapabilmemiz için onlar biraz yüksek. Maliyetler daha aşağı inmeli mi yüksek diyorsunuz? Çünkü maliyetleri bunları indirmek lazım. Zaten şimdi de hükümetimiz sağ olsun elektrikte %20'ye varan bir ucuzluk yaptırdı. Özel sektöre verdi bu kapasitemizden dolayı. Onlar şimdi özel sektöre bağlandık. Elektrikte de %20 daha ucuz alıyoruz. Evet. Bu işçilerde falan da biraz bir şeyler olursa evet, çok daha iyi olacak. Rekabet gücümüz artar değil mi? Rekabet gücümüz artar, çünkü bunların düşmesi lazım. Çünkü kalifiye bir işi asgari ücretle çalıştıramıyorsunuz. Mümkün değil. Evet, büyük paralar veriyorsunuz. O büyük paraları da efendim söyleyeyim verdiğiniz zaman o kadar da vergileri tutuyor mutasarları, sigortaları. Evet, ne oluyor? Verdiğimiz fiyatı iki misli oluyor. Mesela 1500 lira maaş veriyorsa 3000 lira oluyor.